çengi karşılığı. Çünkü çengi direkt osurdu. Yani o esnafın koyduğu malzeme yüzünden direkt osurdu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle hem farkındalık yaratmak hem de engelli vatandaşların sıkıntılarını anlamak amacıyla akülü engelli aracına binerek şehirde incelemelerde bulundu. Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle hem farkındalık yaratmak hem de engelli vatandaşların çektikleri sıkıntıları anlamak amacıyla akülü engelli aracı ile şehirde incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, engelli vatandaşlar ile birlikte İzzet Baysal Caddesi üzerinde gezdi. Direkt osurdu. Yani o esnafın koyduğu malzeme yüzünden direkt osurdu. Ve şu an hastaneye gidiyor. Bu olay 25 gün önce oldu. Yani buna şükür. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Bu makineyle iyi bir sıkıntı yok. İnceleme gezisi öncesinde bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, engelli vatandaşların bankalar ve bankamatiklerde yaşadıkları sıkıntıları yerinde inceledi. Bugün Dünya Engelliler Günü. O anlamda biz de bedensel engelli kardeşlerimizle Bolu'nun bazı bölgelerinde onlarla birlikte bu tekerlekli sandalyeyle bir gezinti yapalım dedik. Yani sorunlar anlatılmakla anlaşılmıyor. Bugün bir empati yapmak istedim. Çünkü hiçbirimizin yarın engelli olmayacağının garantisi yok. Allah korusun, bir kazayla, bir hastalıkla hepimiz engelli durumuna düşebiliriz. Bizim de yerel yönetici olarak, belediye başkanı olarak engelli vatandaşlarımızın da engelsiz bireyler gibi hayatını rahatça idame ettirebilecekleri şehirler oluşturmayı hayal ediyoruz. İşte bu anlamda da ben de bugün engelli vatandaşlarımızla aynı şartlarda kullandıkları araçla bu gezintiyi yaparak sorunu yerinde görmek istedim. Bir farkındalık yaratmak istedik. 3 Aralık'ta böyle bir etkinlikle hem engellilerimizin sorunlarının tartışılmasına bir zemin hazırlayalım istedik. Hem de dediğimiz gibi sorunları yerinde görerek bazı ufak dokunuşlarla çözebileceğimiz sorunları yerinde görerek ve yaşayarak çözelim istedik. Eksikler var. Yeni yapılan yollar ve kaldırımlarla ilgili çok fazla sıkıntı yok. Bu yıl yaptığımız yol ve kaldırımların tamamında engelli vatandaşlarımızın yerine koyarak kendimizi hareket etmeye çalıştık ama tabii Bolu yeni bir şehir değil. Özellikle eski Bolu'nun olduğu yerde engelli vatandaşlarımızın hayatını zorlaştıracak unsurlar mevcut. Bunları etap etap gidermek istiyoruz. Zaten bunların bir kısmını da bugün yerinde görelim istedim. Başkan Özcan, belediye olarak engelli taksi uygulaması ile ulaşım konusunda da engelli vatandaşlara yardımcı olunduğunun altını çizdi. Bolu'da bir engelli taksi uygulamamız var. 444-26-58'i arayan tüm engelli bireylerimize biz ulaşım konusunda, bir yere nakil konusunda her zaman yardımcı olmaya hazırız. Bir de tabii Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı bir engelli koordinasyon merkezimiz var. Eğer engelli vatandaşlarımızla bu koordinasyon merkezimize ulaşıp bizleri yönlendirirlerse, eksiklerle ilgili şu yapılabilir derlerse herhalde daha verimli bir koordinasyon merkezi haline gelir. Biz her geçen yıl engelli vatandaşlarımızın daha rahat bu şehri kullanabilmelerini, hiçbir zorlukla karşılaşmamalarını sağlamaya gayret edeceğiz hep birlikte. Sürekli istişare içerisindeyiz zaten. Bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. Başkan Özcan konuşmasının ardından bindiği engelli aracıyla birlikte Bolu Belediyesi önünden başlayarak engelli vatandaşlarla birlikte İzzet Baysal Caddesi üzerinde incelemelerde bulundu. En çok sorunun bankalar ve bazı çeşmelerde olduğunu gören Özcan, ilk etapta bu sorunların çözülmesi için gerekli birimlere talimat verdi. Turluyoruz bakalım. Çok kullandıkları bankalar Olur. Hem engel açısından çıkışın olur. Bu korkunma olur. Ama koltuk engeli oluyor mu? Diyelim hani erkeksin. Tamam. Evet. Şimdi rahat koltuğunu doldurabiliyor. İçebiliyor.